Evet, şu anda sesim yoktu. Evet, tekrardan açtım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Ben VIP Hocalar kanalından İngilizce öğretmeni Büşra Nur Hoca. Bugün sizlerle birlikte İngilizce derslerimize devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde nerede kaldıysak o etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımızın aramıza katılması için 1-2 dakika bekleyeceğiz. Ardından hemen dersimize geçiş yapacağız. O süre zarfında aramızda kimler varmış hemen bakalım. Mesela Efe Tugay, hoş geldin. Aysima Hira, ne kadar güzel bir ismin varmış. Hoş geldin. Bakalım başka Efe Aslan, hoş geldin. Başka kimler burada? Yazın bakalım. Kaan, hoş geldin. Meryem Taner, hoş geldin. Berat Türk, merhaba demiş. Kaan Saray, Emine Nur. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar dersimize. Büşra da katıldı aramıza. Merhaba Büşra'cığım, hoş geldin. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bir önceki dersimizde neler yaptıysak o etkinliklerimizden devam edeceğiz. Evet, bir arkadaşımız demiş ki nasılsınız hocam demiş. İyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Günün son saatlerine yaklaşıyoruz bence. Artık benden sonra dersiniz yoktur diye ümit ediyorum. Meryem Taner, evet buradayım demiş. Hoş geldin. Eylem demiş, evet Mülayim Kanlı Öz demiş ki hocam benim adım Eylem demiş. Hoş geldin Eylemcim. Evet arkadaşlar, o zaman yavaş yavaş dersimize geçiş yapalım. Evet, Berat Türk hocam beni hatırladınız mı demiş. Evet arkadaşlar, neredeyse bir önceki derslerimde giren öğrencilerin genelini hatırlıyorum zaten. Başlayalım o halde. Şimdi arkadaşlar, en son bu etkinliğimizde kalmıştık. Bu etkinliğimizi yaparak devam edeceğiz. Burada arkadaşlar aslında bir dinleme metni de var. Ancak bizler kendimiz de bulabiliriz. O yüzden tahmin ederek ilerlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi bir diyalog var. Meeting Candy and Trump. Yani diyor ki Candy ve Trump'la toplantı. Okuma zamanı diye bir etkinliğimiz. Complete the dialogue with the given sentence. Yani verilen cümlelerle diyalogları tamamlamamızı istiyor arkadaşlar. Örneğin birincisinde görmüş olduğunuz gibi Hello, I am Candy dedikten sonra burayı de cümlesiyle tamamlamış. Hemen bakalım D'de hangi cümlen varmış? What's your name? Senin ismin ne? Sonra karşı taraf cevap vermiş. My name is Trump. Benim ismim Trump. Şimdi sizce ikinci boşluğa buradaki cümlelerden hangisi gelmelidir ki karşılığında bu kişi de nice to meet you too diye cevap versin? Hadi bakalım arkadaşlar, bekliyorum. Evet hocam, bunu yaptık diyenler var. En sonki cümleleri daha yapmamıştık diye hatırlıyorum. Hepsini bitirmiş miydik bunun arkadaşlar? Evet, bunu yaptık hocam diyenler var. Tamam, o zaman arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçelim. Yaptık yazmış çünkü herkes, daha yeni görüyorum. Tamamdır. Hemen bakalım yeni sayfamızda neler var. Evet, write the missing parts demiş. Burada kayıp olan, kaybolmuş kısımları bizler dolduracağız demiş. O zaman yapalım arkadaşlar. Countries diyor. Yani Germany. Burada arkadaşlar Almanya demiş. O zaman Almanya'da yaşayan, ülkesinde yaşayan bir insanın milliyeti nedir? Konuştuğu dil nedir? Bunu bulacağız. Hadi bakalım. İlk önce sizlerle birlikte nationalities, yani milliyetini yazalım. Ardından dilini yazalım. Bekliyorum arkadaşlar. Evet, bunu yaptık, bitirdik diyen arkadaşlarımız var. Yorumlarınız birazcık geç gelmiş bana. Tamamdır arkadaşlar, yeni etkinliğimizdeyiz. Bunu yapmamıştık. Bunu yapacağız şimdi. Hadi bakalım, bekliyorum. Evet, Almanya'da yaşayan bir kişinin milliyeti nedir? Yazın bakalım. Evet, Kudret yazdı. Diyor ki German hocam diyor. Hemen bakalım doğru mu cevap verdi? Tabii ki de arkadaşlar doğru cevap verdi, ancak aşağıya doğru gidiyor. O zaman biz de aşağıya doğru cevaplayalım. France, o zaman mesela burada konuştuğu dil Japans diyor. Yani Japonca konuşuyor diyor. O zaman bu kişinin ülkesi nedir? Japonca konuşan bir kişinin ülkesi nedir? Yazın bakalım. Aynen, sizler doğru cevabı verdiniz. Ancak aşağıya doğru cevaplar açılıyor. O yüzden aşağıya doğru dolduralım arkadaşlar. Evet, Japonca konuşan bir kişinin ülkesi nedir?
Bu boşluğa getireceğiz. Bekliyorum arkadaşlar. Evet, Kaan yazdı. Japon ifadesini yazdı. Bakalım diğerleri ne düşünüyor? Evet, Eslem Kudret Duman ismiyle giriyor Eslem. Japon ifadesini kullandı. Ece aynı şekilde Japon dedi. Naz da aynı şekilde dedi. Bakalım doğru mu? Aferin size, tabii ki de doğru. Dili Japonca olan bir kişinin ülkesi de Japonya'dır tabii ki de. Devam ediyorum şimdi. Burayı zaten doldurmuş USA diye. Şimdi arkadaşlar 6 yapıyorum. Milliyeti Rusyan olan bir kişinin ülkesi nedir? Yapın bakalım. Bekliyorum yorumları. Ülkesi nedir? Milliyeti Rusyan olan bir kişinin. Nasıl yazacağım? Bakalım kimler doğru şekilde yazacaklar? Evet, Rusya ifadesini kullandı arkadaşlarımız. Kaan Saray, Eslem, Rusya dedi. Büşra aynı şekilde. Özlem, Berat. Bakalım doğru mu cevap verdiniz arkadaşlar? Aferin size, tabii ki de Rusya olacaktı. Şimdi arkadaşlar buraya geçelim. Burada zaten German olduğunu söylemiştik. O zaman devam ediyorum. Arkadaşlar ülkesi Japon, Japonya. Konuştuğu dil Japonca. Peki milliyeti nedir? Milliyeti nedir? Hadi bakalım. Ülkesi Japonya. Konuştuğu dil Japonca. Peki bu kişinin milliyeti nedir? Bakalım kimler doğru cevabı verecek? Bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Hadi bakalım. Kaan Japans dedi. İyi düşün bakalım. Evet, Elon da Japans dedi. Kaan Saray Japans dedi. Acaba hangisi doğru? O zaman bakıyorum. Herkes aynı cevabı yazmış. Arkadaşlar baktığımızda tabii ki de doğru cevabı verdiniz. Milliyeti de aynı şekilde arkadaşlar Japans diye yazılıyor. Yani burada baktığımızda o kişinin konuştuğu dil ile milliyeti aynı şekilde yazılıyor. Bu da sizin için çok basit bir yöntem oluyor. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar ülkesi the USA. O zaman milliyeti nedir? Milliyeti nedir? USA'de yaşayan bir kişinin milliyeti nedir? Evet arkadaşlar bekliyorum yorumlarınızı. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Devrim Kayacan hoş geldin, merhaba. Evet, hemen derslere katılalım arkadaşlar. Sohbet içerisinde sadece ders alakalı konuşun. Evet, Eslem demiş ki American demiş. Başka diğerlerini düşünüyor. Kaan Saray American, Naz American demiş. Sümeyra American demiş. Hemen bakalım doğru mu cevap verdiniz? Tabii ki de doğru cevap verdiniz. Aferin size. Şimdi geldik konuştukları dillere. Şimdi ülkesi Almanya. Dili Alman, yani milliyeti Alman. Peki dili nedir? Bu kişinin konuştuğu dil nedir? Hadi bakalım. Kimler doğru yapacak? Bakıyorum. German ifadesini yazdı arkadaşlarım. Mülayim German dedi. Eslem German dedi. Bazıları E harfiyle yazmış arkadaşlar. A ile yazmanız gerekiyor. Mülayim doğru yazdı. Devrim doğru yazdı. Bakalım hemen. Evet arkadaşlar, çoğu arkadaşımız doğru yazdı. Konuştuğu dil de tabii ki de Almancadır. Burada ne öğreniyorum? Demek ki milliyet ile diller aynı şekilde yazılabiliyormuş. Bakın aynı şekilde Japonya'da da aynısıydı değil mi? Milliyetiyle dili aynı şekilde yazıldı. Şimdi sıra geldi ikincisine. Ülkesi France, milliyeti French. Peki konuştuğu dil nedir? Konuştuğu dil nedir? Hadi bakalım kimler doğru cevabı verecek? Bekliyorum. Evet, hepiniz katılın bakalım. Evet, Egemen diyor ki French hocam diyor. Yeni isimleri de görüyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım hemen. Aynen, Kaan da yazdı. Bakıyorum, Berat yazdı, Özlem yazdı. Bakalım doğru mu cevap verdiniz? Hepiniz French dediniz. Aferin size arkadaşlar. Doğru cevabı verdiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada
Yine aynı şekilde milliyet ile dil aynı anlamda yazılmış. Bu arada arkadaşlar burada hata yapmışlar. Yani burada normalde A harfi olması gerekiyor. Şurayı hemen çiziyorum. Buranın arkadaşlar milliyette olduğu gibi yazması gerekiyor. Ancak harf hatası yapılmış. Diğerine geçelim hemen. Burada arkadaşlar the USA, American. Peki konuştukları dil ne? The USA'de yaşıyorlar. Milliyetleri American. Peki konuştukları dil nedir? Evet hadi bakalım bekliyorum yorumları. American yazanlar var. Başka? Amerikaca mı konuşuyorlar acaba? Kaan Saray demiş ki İngiliz demiş. Bakalım başka kimler yazacak? Herkesten yorum bekliyorum. Evet Emine Nur English. Özlem English demiş. Hemen bakalım. Demek ki arkadaşlar burada ne öğreniyoruz? Bu bir istisnadır. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar kaç tane? Mesela German, French değil mi? Bunların hepsi milliyetle dili aynı şekilde yazıldı. Aynı şekilde Japonya'da da öyle. Ancak Amerika'da durum değişiyor. Burada arkadaşlar milliyeti Amerikalı ancak konuştuğu dilin İngilizce olduğu yazıyor. Yani milliyetle dil birbirinden farklı yazılıyor. O yüzden bu çok önemli. Şöyle yıldız atalım arkadaşlar, atamadım. Bu önemli, bunu defterinize güzel bir şekilde yazın. Diğerine geçiyorum. Rusya, Russian. Peki konuştukları dil nedir? Bekliyorum arkadaşlar. Konuştukları dil nedir? Evet bakıyorum. Rusya yazanlar var. Russian yazanlar var. Bakalım doğru mu cevap verdiniz? Hızlı hızlı geldi yorumlar. Aferin size. Burada görmüş olduğunuz gibi yine milliyet ile dil aynı şekilde yazılmış. Ancak bu bir istisna. Lütfen bunu arkadaşlar unutmuyorsunuz. Güzel bir şekilde defterlerinize yazıyorsunuz. Diğerine geçelim hemen, bakalım bizi burada ne bekliyor. Evet arkadaşlar burada da write class under the pictures diyor. Resimlerin altındaki dersleri yaz. Hadi bakalım birinci görseldeki sizce hangi dersimizdir bizim? Birinci görselimize bakın. Sizce hangi dersimiz? Evet yeni katılan öğrencilerimiz var aramızda. Onlar da yazsınlar yorumlara cevapları. Evet Tuğra Art diyor. Egemen Art diyor. Kaan Art. Özlem Art. Tuğra Art. Ve hepiniz arkadaşlar ismini okumadığım diğer arkadaşlarımız da herkes Art olduğunu düşünüyor. Bakalım doğru mu? Aferin size. Tabii ki de doğru. Görmüş olduğunuz gibi resim dersindeler değil mi? Kız bir resim yapmış. Kaldırmış elinde gösteriyor. Resim dersi. İki yapıyorum. İkide arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kız var. Siz inceleyin. Sizce bu da hangi dersimizdir? Hadi bakalım bekliyorum. Tahmin etmeye çalışın. Sizce hangi dersimiz? Bakalım kimler bilecek? English yazanlar var. Kaan yazmış. Sezin Polat yazmış. Evet Kaan. Yorumlarını ard arda yazmana gerek yok. Ben görüyorum zaten. Egemen de aynı şekilde language class yazmış Egemen. Nihat Met yazmış. Matematik olabilir hocam diyor. Bakalım hangisi doğru? Arkadaşlar İngilizce dersi neden? Çünkü arkadaşlar bakın burada tahtada ne yazıyor? We are. Gördünüz mü? I am. İngilizce dersindeler. Ya da bir arkadaşımız yazmıştı. Doğru yazdı. Burada devamı görünmüyor. Language class ifadesi dil dersi anlamına geliyor. O şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki diğeri, bakın elinde bir şey tutuyor kız. Poster gibi böyle duvar yazıları var arkadaşlar üzerine. Bakın Mısırlılardan kalma sanırım. Bir poster var. Şimdi sizce bu hangi dersimizdir? Bakıyorum. Kaan diyor ki hocam diyor coğrafya bu diyor. Geography diyor. Egemen history diyor. Bakalım diğerleri ne düşünüyor? Özlem de aynı şekilde geography dedi. Eslem history diyor. Sümeyra history diyor. Bakıyorum hemen. Bir saniye. Tarih dersi değil mi? Çünkü arkadaşlar adı üzerinde bakın Mısırları inceliyor. Elinde bir Mısır posteri var. Mısır halkını gösteren bir poster var. Coğrafya dersinde arkadaşlar genellikle bir dünya küresi hani koyuyorlar. Genellikle o direkt coğrafya diye adlandırıyoruz. Ancak tarih derslerinde dediğimiz gibi bakın Mısır tarihinden bahsediyor. Bu yüzden history olması gerekiyor. Bir diğerine bakıyorum. Dördüncü görsel arkadaşlar.
Bakın maskeler var. Sizce bu hangi dersimizdir? Bence bunu hemen bileceksiniz. Egemen yazdı bile. Egemen diyor ki drama olacak hocam diyor. Peki başka? Theater diyenler var. Ancak biz genellikle İngilizce derslerin isimlerini söylerken theater ifadesini kullanmıyoruz. Senin dediğin ifade doğru. Yanlış değil. Ancak ders ismi olarak theater ifadesi kullanılmaz. Bu yüzden arkadaşlar doğru cevabımız sizlerin de dediği gibi drama olacak. Ve son olarak bakın bir tane adam var burada, bir öğretmen var. Böyle esneme germe hareketleri yapıyor. Çocuklar onu izliyor. O zaman arkadaşlar bu hangi derstir? Evet, bekliyorum yorumları. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Evet, bakalım. Hatta kısaltılmışını yazan arkadaşlarımız var şu anda. PE ifadesini kullanıyorlar. Bunun açılımı neydi? Açılımını yazın bakalım bir. Ben öğretmiştim bunu bir önceki derste. Evet, Devrim Kayacan yazdı. Physical Education değil mi? Açılımı. Bakalım hemen. Aferin size. Bakın onlar da yazmışlar zaten. Physical Education. Beden eğitimi. Devam ediyorum. Bakalım bu sayfada bizi ne bekliyor? Match the question with the answers. Cevaplarla soruları eşleştir. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar birincisi hangisiyle eşleşir diyor. What nationality are you? What nationality are you? Sorusu sizce buradaki seçeneklerden hangisiyle eşleşecek? Ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli bir etkinlik. Bakalım kimler yapacak? Evet, yeni katılan öğrencilerimiz hoş geldiniz dersimize. Hemen sizlerle dersimize katılmaya başlayın bakalım. Evet, 1B diyor. Kaan, Sezin, Egemen. Başka bakalım kimler düşünüyor? Fikrini alalım. Nihat B diyor. Tuğra B diyor. Sümeyra B diyor. Ece B diyor. Bakalım cevabımız B mi? Bakıyorum. Aferin size. B ile eşleşiyor arkadaşlar tabii ki de. Burada görmüş olduğunuz gibi onun milliyetini soruyor. Ve ben Amerikalıyım diye cevap verecek. Bu yüzden doğru cevabımız B. İkinci soruma bakıyorum. What is your name? What's your name? Evet, cevap nedir? Buralardaki cümlelerden hangisiyle eşleşiyor? Hadi bakalım kim doğru yapacak? Bekliyorum yorumlarınızı. Herkes yazsın bakalım. Evet, Kaan, Devrim, Sezin, Emine Nur. Bakalım başka kimler yorum yapmış? Batuhan, hepsi diyorlar ki hocam cevabın E olması gerekiyor. Hemen bakalım doğru mu? Tabii ki de doğru. Senin ismin nedir diye soruyor. Ve cevap verirken de arkadaşlar ne diyeceğiz? Burada My name is Ata. Benim ismim Ata. Aferin size. Bugün çok enerjiksiniz. Aferin. Diğerlerini de yapın bakalım. What is your favorite school subject? Senin diyor favori okul dersin nedir? Acaba hangisiyle eşleşecek? Senin favori okul dersin nedir? Bakalım kim doğru yapacak? Evet, Kudret bütün cevapları yazmış. Bakalım doğru mu yazdın Kudret? Evet, Devrim, Kaan, Ece. Bakıyorum Sezin. Hepsi diyorlar ki hocam A olması gerekiyor diyorlar. Bakalım A mı? Tabii ki de A olacak. Senin favori okul dersin nedir? O da diyecek ki benim favori okul dersim fendir, science, fen bilgisi dersidir. Diğeri yapıyorum. How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşuyorsun? Cevap nedir? Hadi bakalım bekliyorum yorumları. Kaç tane dil konuşuyorsun? Cevap ne? Bekliyorum arkadaşlar. Evet, Kaan D diyor. Nihat D diyor. Bakalım Kaan Aladağlı D diyor. İki tane Kaan var şu an. Özlem D diyor. Ders kurdu C diyor. Bakalım hangisi doğruymuş acaba? Arkadaşlar burada kaç tane dil konuştuğunu soruyor. Bu yüzden cevabımızın D olması gerekiyor. Neden? Hemen anlatalım güzelce. Bir saniye rengimizi de değiştirelim. Burada arkadaşlar bakın kaç tane dil konuşuyorsun cevabına.
D demiş. Yani 5 tane İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çince diyor. Ve son olarak da zaten Where do you study ifadesi de I study Cumhuriyet High School. Yani sen nerede okuyorsun, nerede öğrenim görüyorsun sorusunun cevabı da arkadaşlar tabii ki de C seçeneği olacaktı. Evet, güzel bir etkinlikti. Katılan herkese teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. Write the days of the week. Diyor ki arkadaşlar haftanın günlerini yaz. Şimdi pazartesi ne demek? Hadi yazalım beraber. Hatta herkes yazsın. Hepiniz arkadaşlar haftanın günlerini yazın bakalım. Kimler doğru bir şekilde yazacak? Ondan sonra da cevapları açalım. Bakalım doğru bir şekilde yazmış mısınız? Evet, Kaan başladı. Mande diyerek ekran bulanık değil arkadaşlar. Telefonunuzu yan çevirin. Görüntü kalitesini arttırın. Ekran şu anda bulanık değil. Evet, Monday diyor arkadaşlarımız. Aferin. Birincisi Monday. Peki devam edin. İkincisi arkadaşlar. Yani salı derken nasıl söylemem gerekiyor? Bunlar çok basit. Biliyorsunuzdur. Hadi bakalım. Hayır, Kaan, Wednesday değil. Wednesday çarşamba demektir. Friday değil. Hayır. Egemen Thursday dedi. Egemen'in yazmış olduğu yorum doğru. Egemen Thursday dedi ve doğru cevap verdi. Zaten çarşambayı söyledi arkadaşlarımız. Wednesday, Thursday ve Friday yazdılar. Cuma günü. Saturday ve Sunday arkadaşlar haftamızın günleridir. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. H harfi var burada. Unutmayın burada arkadaşlar Salı günü ile bakıyorum Perşembe günü birbirine çok karıştırılıyor. O yüzden sizler bu hataya düşmeyin lütfen. İkisinin de yerlerini iyi bir şekilde ezberleyin. Devam edelim. Arkadaşlar burada answer the question diyor. Yani soruları cevapla. Burada arkadaşlar sizlerle birlikte cevaplayacağız bunları. Bakalım kimler ne kadar şey öğrenmiş. Diyor ki what's your favorite lesson? Senin favori dersin nedir? Şimdi arkadaşlar hepiniz favori dersinizi yazın bakalım. Kimler hangi dersi seviyormuş öğrenelim. Özlem demiş ki benim bir önceki yorumumu gördünüz mü? Öne çıkarır mısınız demiş Özlem. Bakıyorum Özlem yorumuna. Evet gördüm şimdi Özlem Aytekin. Tuesday demişsin. Gördüm. Çıkardım şu anda ekranda yorumun. Bakalım oyuncu Mahmut demiş ki ben karıştırmıyorum günleri demiş. Aferin sana. Evet pardon Özlem Kılıçmış. Özlemcim senin önceki yorumunu görmedim maalesef. Ha gördüm. Tamam şimdi gördüm. Hepsini yazmışsın Özlemcim. Aferin sana. Evet. My favorite lesson Maths English Art Maths. My favorite lesson is English. Aferin size. Güzel cümleler kurmuşsunuz. Doğru cümleler kurmuşsunuz. Şimdi arkadaşlar ikincisini yapalım. What nationality are you? Senin diyor milliyetin ne? Buna cevap verirken nasıl cevap vereceğim? Bakalım kimler doğru cevap verecek. Senin milliyetin ne? Nasıl diyeceğim? Yani ben Türk'üm. Nasıl diyeceğim? İstiyorsanız Amerikalıyım deyin. Sonuçta hayal gücünüzü de kullanabilirsiniz. Hangi ülkeli, hangi milliyetli olmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alper Yiğit hoş geldin. Merhaba. Evet Kaan demiş ki I am Turkish demiş. Evet Sezin de aynı şeyi yazmış. Bakalım başka kim yazacak? Esma Nur yazmış. I am Turkish demiş. Aferin size güzel yanıtlar. Şimdi diyor ki kaç tane dil konuşabiliyorsun? Herkes konuşabildiği dilleri yazsın bakalım. Kaç tane dil biliyorsunuz? İngilizce öğrendiğiniz için İngilizceyi sayabilirsiniz. Mesela İngilizce ve Türkçe derseniz İki tane dil biliyorsunuz. Mesela bazı arkadaşlarımız belki Arapça da biliyorlardır. Ya da herhangi başka bir dili bilenler vardır belki. Yazın bakalım hangi dilleri biliyorsanız. Ama İngilizcelerini yazacaksınız. Ona göre konuştuğunuz dillerin İngilizcelerini yazın bakalım. Naz demiş ki I am Turkish. Biz ülkemizi seviyoruz demiş Naz. Evet bakalım hemen two language demiş arkadaşlarımız. Turkish and English demişler. Evet güzel aferin. To dedikten sonra Turkish English yazanlar var. Aferin size doğru cevapları verdiniz. Ve diyor ki arkadaşlar where are you from? Sorusuna nasıl cevap vereceğim? Sen nerelisin? Nasıl cevap vermem gerekiyor buna?
Sen nerelisin? Sorusunun cevabı nedir? Sen nerelisin? Sen nerelisin? Nasıl söyleyeceğim arkadaşlar? Hadi bakalım kimler doğru cevabı verecek? Bakıyorum. I am from İzmir. I am from Turkey. Aferin size, doğru. Arkadaşlar size şunu öğretmiştim. Bir kişi size where are you from diye sorduğunda, mesela sizler evet, standart cevap I am from Turkey. Ama şimdi diyelim ki senin arkadaşın sana geldi. Sana dedi ki where are you from? Şimdi sen ona dönüp de I am from Turkey dersen o zaman olmuyor. Çünkü zaten ikiniz de Türkiye'desiniz. Bu yüzden arkadaşlar bu ifade I am from Turkey ifadesi yurt dışındayken daha fazla soruluyor. Eğer Türkiye'deyseniz bu sorunun cevabını yaşadığınız şehir olarak veriyorsunuz. Yani nerede doğdun, nerede büyüdün şeklinde. Evet arkadaşlar devam edelim. Do you like science? Sen diyor fen bilgisini seviyor musun? Sen fen bilgisini seviyor musun? Evet seviyorum ya da hayır sevmiyorum şeklinde cevaplayacaksınız. Evet seviyorum ya da hayır sevmiyorum. Fen bilgisini sevenler yazsınlar bakalım. Bence bizim Fulya hocamızdan sonra VIP hocalar Fulya hocadan sonra seviyorsunuzdur bence ya fen bilgisini değil mi? Bakalım. Yes diyenler var. Yes I do diyenler var. Naz bir yorum yapmış. Evet canım benim. Var kedim var benim. Ondan ses geldi. Esma Nur yes I do. Sena aynı şekilde. Aferin size güzel. Herkes seviyormuş feni ya. Sevmeyen yok. Mutlu oldum. Devam edelim bakalım. Burada arkadaşlar ikinci ünitemize geçiyoruz. Birinci üniteyi bitirdik genel tekrarlarını. Burada arkadaşlar time to learn vocabulary yani kelimeleri öğrenme zamanı. Hemen bir genel bir bakalım kelimelerimize. Bank, banka, bookshop, kitapçı, bridge, köprü, building, bina, kafe, kafe, crayon, mum boya diyor ama arkadaşlar mum boya değil. Renkli kalem anlamında geçiyor. Böyle pastel boyaya yakın bir şey gibi şu an göstermiş. Ancak renkli kalemlerinize, boya kalemlerinize crayon diyorsunuz İngilizce'de. Fire station itfaiye, first ilk, florist, çiçekçi. Çok güzel bir kelime. Ben çok seviyorum bu kelimeyi. Florist, flower, çiçek, florist, çiçekçi. Go past, nokta noktayı geçin demek. Hani dümdüz gidin anlamında. Hospital, hastane. Map, harita. Mosque, cami. Playground, oyun alanı. Police station, karakol, polis merkezi, pool, havuz, post office, postane, restaurant, restoran, road, yol, sokak demek, second, ikinci, shoe shop, ayakkabı mağazası, shop, dükkan, stadyum, stadyum demek, stationery shop, kırtasiye dükkanı, street, cadde, take the first right, ilk sağdan dönün, take the second left, ikinci soldan dönün, theater, tiyatro, train station, tren istasyonu ve visit ise ziyaret etmek anlamlarına geliyor. Okulda zaten bunların hepsini öğrendiniz arkadaşlar. Bu sebepten sizler buna zaten biliyorsunuz. Sadece genel tekrar yapıyoruz şu anda. Burada bir dinleme etkinliğimiz var. Şimdi dinlemeyi açacağım. Hepiniz telefonlarınızın ve bilgisayarlarınızın sesini son ses olarak ayarlayın lütfen. Hemen başlatalım bakalım. Buradaki şehirlerimizle alakalı bir etkinliğimiz. Bakalım nasıl bir etkinlikmiş bu? Dinleme metinlerine bakalım. Başlatıyorum. Unit 29. Evet, ses gelmiyor diyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar burada sadece dükkanların isimlerini söyledi. Ses gelmiyorsa ben sizler için söyleyeyim. Burada arkadaşlar berber, barbers, kasap, butchers, sonra library, kütüphane, grocery, dükkan demektir arkadaşlar. Pharmacy, eczane, toy shop, oyuncakçı, bakery, fırın, bus stop, otobüs durağı,
Sinema, sinema, museum, müze anlamına geliyor. Sadece buradaki kelimeleri okudu dinleme metninde. Match the names of the plants with the picture. Resimlerdeki yerlerin isimlerini eşleştirin diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Resimlerle eşleştireceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Birinci görsele bakıyorsunuz. Bu kelimelerden hangisiyle eşleşiyor? Police station mı, toy shop mu, playground mu, bus stop mu, hangisi? Siz bulacaksınız arkadaşlar şimdi. Birinci görsele bakıyorsunuz. Sizce hangisiyle eşleşiyor? Hadi bakalım, bekliyorum. Birincisi arkadaşlar, bir sürü kitap var, defter var, araç gereç var. Yani kırtasiye diyeceksiniz. Kırtasiye arkadaşlar hangi kelimemizdir? Evet, yorumlarınız halen geliyor. Benim sistemime galiba geç düştü. Biri yapıyoruz şu anda. İkinci soruyu cevaplayanlar var. Biri yazın, son onu cevaplayın. Evet, D diyenler var. Bakalım doğru mu? Aferin size arkadaşlar. Stationery shop, kırtasiye demek. İkincisini arkadaşımız söyledi. Bus stop, otobüs durağı. Üçte arkadaşlar bakın. Hemen itfaiye var arkadaşlar. İtfaiye arabası. Üç hangisiyle eşleşecek o zaman? Bulun bakalım. Üç hangisiyle eşleşecek? Evet arkadaşlar, yorumları bir kere de yazsanız ben görüyorum. Arda arda yazınca bir şey fark etmiyor. Evet. 3J diyor arkadaşlarımız. J ile eşleşecekmiş. Bakalım. Aynen öyle. Fry Station, itfaiye. Dördüncüsü arkadaşlar, bakın kocaman bir ayı var. Oyuncaklar var. Oyuncakçı ne anlama geliyor? 4. Oyuncakçı. Acaba ne demek? 4 hangisiyle eşleşiyor? Hadi bakalım. Dört B diyor arkadaşlarımız. Bakalım cevabımız B mi? Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar, toy shop B olacak, oyuncakçı. 5'e bakıyorum arkadaşlar. Burada bakın, 5'te sizce ne var? Hadi bakalım. Burada arkadaşlar yanlış görmüyorsam polis arabaları var. O zaman hangisi doğrudur? Evet, 5 ne olacak? Evet, 5'i yazmış arkadaşlarımız. A olacak hocam diyorlar. Bakıyorum. Aferin size. Police station olacaktı. 6'ya bakın. Burada bakın ilaçlar var. O zaman bu kişi nerededir? Yazın bakalım. 6 hangisiyle eşleşiyor? Evet, Çağla Bozkurt demiş ki hocam ne zaman başladınız? Geç kaldığım için özür dilerim demiş. Arkadaşlar 7 dakika sonra bitiyor dersimiz. Evet, bakıyorum 6'ya neler yazmışsınız? H diyenler var. Bakalım cevabımız H mi? Aferin size. Farmasi, eczane anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda chemist ifadesi de. Ya da dark store. O da aynı şekilde eczane anlamına geliyor. Görebilirsiniz. 7 arkadaşlar. Hastane ne anlama geliyor? Hastane. Hadi bakalım, bekliyorum yorumları. 7E yazmışsınız. Devrim, egemen. Evet, şu an onların yorumu geldi sadece. Birazdan diğer arkadaşlarımızın yorumları da düşer sistemime. Diyorlar ki hocam E olacak diyorlar. Doğru. Hospital, yani hastane anlamına geliyor. Devam edelim. Burada arkadaşlar bakın bir market var. Market, dükkan, bakkal ne anlama geliyordu İngilizce'de? Market, dükkan, bakkal ne demekti? Hadi bakalım, bekliyorum. Sekiz G diyor arkadaşlarımız. Hemen bakalım doğru mu cevap verdiniz? Aynen öyle. Grocery arkadaşlar dükkan, bakkal demektir. Şunu da hatırlatayım. Arkadaşlar bakın, grocery tek başına bakkal, market anlamına geliyor. Başına green eklendi, yani yeşil. Green grocery olduğunda manav anlamına geliyor. Yani yeşil dükkan. Zaten bir sürü sebzelerin, yeşilliklerin satıldığı yer. Oradan aklınıza kalabilir. Ve daha sonra arkadaşlar sonuncusu zaten bakalım, evet iki tane kalmış. Burada arkadaşlar bir park var.
O zaman hangisiyle eşleşmesi gerekiyor? Hadi bakalım, bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Hangisiyle eşleşecek acaba? Evet, bekliyorum. 9C diyor arkadaşlarımız. Bakalım doğru mu? Aynen öyle. Ve sonuncusu arkadaşlar, fırın. Zaten sonra bir tanesi kaldı. O da B kare olması gerekiyordu. Devam ediyorum. Meşhur shops with the correct object. Diyor ki doğru nesnelerle diyor. Alışverişleri, yani mağazaları eşleştir. Şimdi burada arkadaşlar mesela hangisi hangisiyle eşleşiyor? Birincisini yapalım. Nereden başlamış? Mesela A 4 ile eşleşir demiş. Yani fırın ile eşleşir. O zaman B ne ile eşleşir arkadaşlar? Bir kitap var. Çok güzel bir etkinlikmiş bu. Peki B ne ile eşleşiyor? Buradaki mağazalardan, dükkanlardan hangisiyle eşleşiyor? Hadi bakalım. Bekliyorum yorumlarınızı. Altı diyor arkadaşlarımız. Altı ile eşleşir hocam diyorsunuz. Bakıyorum hemen. Tabii ki de altı. Bookshop, kitapçı. Üçe bakıyorum. Düzeltiyorum. C'ye bakıyorum arkadaşlar. C'de de bir ayakkabı var. Gördüğünüz gibi. Bir ayakkabı kutusunun üzerinde bir ayakkabı var. Yani ayakkabıcı derken ne diyeceğim? Ayakkabıcı derken nasıl söyleyeceğim? Hadi bakalım, bekliyorum yorumları. Evet, 5 diyor bir arkadaşımız. Ve doğru cevabı veriyorsunuz arkadaşlar. Diyoruz ki şu shop ayakkabıcı anlamına geliyor. Peki diğeri, bakın arkadaşlar burada neler varmış? Kırtasiye malzemeleri var. A4 kağıtlar var, kalemler var, defter var, not defteri var. O zaman kırtasiye ne anlama geliyordu? Bir öncekinde zaten yapmıştık. Bakalım burada kimler bilecek? Hatırlıyor musunuz? Bakıyorum hemen yorumlara. 7. 7 diyorsunuz. Bakalım doğru mu? Tabii ki de doğru. Stationery shop kırtasiye demektir. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar bakın ilaçlar var. Gördünüz mü? Bir şurup şişesinden dökülen ilaçlar var. O zaman eczane ne demek? Eczane ne anlama geliyor? Hadi bakalım. Eczane ne anlama geliyor? Evet, farmasi diyor arkadaşlarımız. Hocam farmasi olması gerekiyor diyorlar. Büşra, Kudret, Devrim, Ece, Esma Nur, Özlem hepsi diyorlar ki hocam farmasi olması gerekiyor diyorlar ve doğru cevabı veriyorlar. Peki arkadaşlar bakın bir sürü oyuncak dökülmüş burada. Bir sürü oyuncak var. O zaman burası neresidir? Hangi dükkana aittir bu nesneler? Bu eşyalar hangisine aittir? Hadi bakalım. Evet, Devrim 1 dedi. Yiğit Çakır 1 diyor. Kaan Saray 1 dedi. Bakalım başka kim 1 diyecek? Esma Nur 1 diyor. Hayat Olsun diyor ki Toy Shop diyor. Evet arkadaşlar, tabii ki de bir sürü oyuncak olduğu için cevabın Toy Shop olması gerekiyordu. Ve sonuncusu arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi et var, tavuk var. Bu da zaten kasapla eşleşmesi gerekiyordu. Evet arkadaşlar, buraya kadar herhangi bir sıkıntınızın olmadığını düşünüyorum. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük burada kalacağız arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve canlı yayınlarımızın devamını izleyebilmek için kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.